Salih Tuna, gözünüze girdi mi şimdi? Dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yıpratmak için ekonomi yönetiminin IMF ile görüştüğü iftirasını attıkları dönemde CHP'lerin önde gidenlerinden Faik Osturak otel odalarında IMF yetkililerle görüşürken yakalanmıştı. Algı için yapmayacakları kepazelik yoktu. Zaten çok geçmeden 128 milyar dolar nerede şamatasına başlamışlardı. Sağa sola parti binalarına dev 128 yazmakla kalmamışlar profil fotoğraflarını bile 128 yapmışlardı. İşlerinden bir Allah'ın kulu çıkıp da arkadaşlar önce IMF ile görüştüler dedik şimdi de 128 milyar dolar nerede diyoruz. O kadar rezervleri olsa IMF ile neden görüşsünler? Kim bizim Kemal Derviş'imiz IMF'den 1 milyar dolar kredi almak için meclisten bir gecede 20 yasa çıkarttırmıştı. Birazcık mantıklı bir şey yapsak demedi. Bilemiyorum. Belki diyen çıkmıştır da Engin Özgür zekalının biri Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervinde 127 milyar vardı. 1 milyar da IMF'den kredi alarak 128'e tamamlayıp öyle götürdüler diyerek bunları ikna etti. Ne kadar ikna olsalar da CHP milletvekili İlhan Kesici bir canlı yanında dayanamayıp para kaybolmaz gidin bakın Merkez Bankası'nı görürsünüz deyince panik oldular. E herhalde gidip bakacak değillerdi. Zira peşinde oldukları gerçek değil algıdan ibaretti. Ne mi yaptılar? Ne yapacaklar? ...algılarını zarar veren İlhan Kezici'yi anında boğuntuya getirip... şamatalarını kaldıkları yerden devam ettiler. Sayın Berat Albayrak da bu müşterilere dava açtı. Mahkeme oy birliğiyle iftira kampanyasının organizatörü CHP'yi... ...60 bin TL tazminat cezasına mahkum etti. Berat Bey de bu paranın tamamını... ...Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı. Hayır, özür dilemediler. Geçen gün Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan... Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na öyle bir sunum yaptı ki 128 milyar dolar iftiralarını da adeta gözlerine soktu. Dedi ki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezerv kullanımı soruluyorsa bu dönemde ülkenin dış yükümlülüklerindeki değişim ile yerleşik kesimlerin dış varlıklarındaki artışa bakarsanız bu soruya cevap aramazsınız. Rezervler, kurda oynaklığı önlemek, piyasa manipülasyonları ile suni devilasyonla ülke ekonomisinin krize sürüklemenin önüne geçmek, İthalatçıların ihtiyaç duyduğu dövizi temin etmek, yani cari açığı finanse etmek ve içerideki hane halkı ile firmaların döviz taleplerini karşılamak için mevzuata uygun, daha doğrusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işlemleriyle piyasaya satılmıştır. Sanki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası rezervleri kayıtsız bir şekilde, mevzuata aykırı bir şekilde elden çıkartılmış gibi bir algıyı ne Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ne de Türk kamuoyu hak etmektedir. Bilişimin, iletişimin bu kadar yaygınlaştığı ve şeffaflaştığı bir zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gibi ülkenin en kurumsal kurumları başında gelen bir kamu kurumunda kayıtsız usulsüz bir şekilde rezerv elden çıkarmak teknik olarak da teorik olarak da mümkün değildir. Sizce 128 milyar dolar kampanyasından biraz olsun utanmışlar mıdır? Ben hiç sanmam. Çünkü utanma duygusu ahlaktandır. Müşterinin ahlakı olmaz. <laughs>